Esin Akan Tarifleri YouTube kanalımdan selamlar sevgiler. Bugün sizlere pastane usulü ağızda dağılan dereotlu poğaça tarifim var arkadaşlar. Bu tarifi maya kullanmadan, kabartma tozu kullanmadan karbonatla hazırladım. Sizler de bu tarifimi olduğu gibi deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Kahvaltılarınız için, çay saatleriniz için, çocuklarınızın beslenmesi için gönül rahatlığıyla bu muhteşem poğaça tarifini sizler de hazırlayabilirsiniz. Buyurun hemen tarif detaylarına geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tam yumurta, bir yumurtanın da akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karbonat, üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra ince ince kıymış olduğum 1 demet dereotunu da ilave ediyorum ve malzemelerimin tamamını şöyle bir karıştırıyorum. Kullanmış olduğumuz karbonat ve sirke poğaçaya muhteşem bir kıvam veriyor arkadaşlar. Sizler de hiç tereddüt etmeden bu poğaçayı mutlaka deneyin. Üzerine yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Un için kullanmış olduğum bardak ölçüsü yine 200 ml'dir. Unu kontrollü ve dikkatli eklemekte fayda var. Sert bir hamur değil, ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurun kıvamını bu şekilde yakından da görebilirsiniz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım. Uzun süre bayatlamayan, tazeliğini koruyan bir poğaça tarifi. Evet, hamurun tamamını bu şekilde elimizle yuvarladıktan sonra şekil verme aşamasına geçebiliriz. Ben içerisinde tulum peyniri kullanacağım. Dilediğiniz bir peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Evet, yuvarlamış olduğum hamurlarımı bu şekilde elimle bastırarak ortasını çukurlaştırıyorum ve içerisine bir miktar peynir koyduktan sonra bu şekilde ikiye katlayarak poğaçamı tamamlıyorum. Misafirlerinizin tarifini soracağı, ailenizin keyifle tüketeceği bir poğaça tarifi arkadaşlar. Bu tarifi sizler de mutlaka deneyin. Bu arada kanalımda birbirinden farklı hamur işleri, poğaça tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınız, değerlendirmeleriniz kanalımın gelişmesi açısından çok çok önem arz ediyor. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Poğaçalarımın tamamını aynı şekli verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde diziyorum. Üzeri için ayırmış olduğum bir yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu ölçüler ile yaklaşık 20 adet poğaça elde edebilirsiniz. Evet, yumurta sarısından sonra dilerseniz çörek otu veya benim gibi kavrulmuş susam serperek poğaçalarınızı tamamlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızın üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi poğaçalarımız pişmişler. Hemen şöyle sizlere alt kısmını da göstereyim. Her tarafı eşit bir şekilde pembeleşmişse poğaçalarımız muhteşem bir şekilde pişmiş demektir. Hemen kıvamını, dokusunu göstererek sizlere bu video için veda ediyorum. Umarım sizler de videomdan keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.